Evet, tekrar hoş geldiniz. Programımız devam ediyor. Mühendislik ve doğa bilimlerini ele alacağız. Konumuz çok değerli, hani değerliliğini şuradan arz edeyim. Temel bilimlerin mezunu esasında bir fizik profesörü, fizikçi. Onu da araya sıkıştıracağız. Benim için son derece önemli. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, temel bilimler olmazsa üstü zor olur. İmkansız demeyelim de. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın İdris Adnan Gümüş hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. İlk kez bizim programa katılıyorsunuz. Evet, ilk defa. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Benim nezdimde fizik, matematik çok değerli. Diğer temel bilimlerde. Şimdi soru şu. Şimdi sizin fakültede ama sizin fakülteyle ilgili kıyaslamayacağım şu anda. Bilgisayar, yazılım, elektrik, elektronik, endüstri, sonra inşaat. Şimdi bu dallar bizim nezdimizde, öğrencilerin nezdinde geçerli dallar. Şimdi fizik desek büyük bir soru işareti gelecek. Bu dallardan mezun olunca iş garanti mi, hazır mı? Ya da fizikçi olduğumuzda iş yok mu? Aç mı kalırız? Evet. Tabii mühendislik alanlarının mezunlarına nispeten iş kolaylığı mümkün. Ancak temel bilimler, yani matematik, fizik, kimya lisans mezunları için son derece sınırlı, kısıtlı. Ya öğretmenlik özel ya da devlet kesiminde ya da üniversitelerde araştırma görevliliği yoluyla master, doktora, yani akademisyenlik yolu. İdris hocam, siz akademisyen olmasaydınız fizikten mezun olunca ne yapardınız? Ya da ne yapılır? Hani öğretmenliği de düşünmeyelim. Bir var fizikçi mi? Ne yapar? Fizikçi yani iyi yetişmişse bir kere fizik okurken iyi bir matematik alınır. Şimdi bilgisayar içerikli dersler de konmuş. Yazılım alanında. Hatta hızlı bilgisayarlar sayesinde hesaplamalı bilim yapmayı da, çünkü üçüncü araştırma yöntemi olarak girmiştir. Doğru. Bir teorik çalışma biliriz alan, pür deneysel alan, ama bunun yanında son 20 yılda gelişen hızlı bilgisayarlar modelleme yaparak yani probleminizi fizik mühendisi gibi. Yani ne? Yok artık dediğimiz fizikçiler de bu işi yapıyor. Fizik mühendisi ben o yılları bilirim. Fizikçiler iş bulamazken hani sanayiye de yatkın bir yer bulsun diye fizik mühendisliği bölümleri açıldı, ama tabii ki o gün için evet, öyle düşünülmüştü, uygundu belki. Evet. Peki mühendisliğe geldiğimiz zaman, ama mühendislikte de gene temel bilimler olmazsa olmaz. Evet. Fizik, matematik şart. O bilgiler şart. Öyle değil mi? Şart. İsterseniz ben genel bir sisteme girmek istiyorum, tamam, meseleye. Anayasamızın 130. maddesinde üniversite tanımı yapılır. Hı hı. Burada çağdaş eğitim öğretim, diğer vurgulanan da özgür bilimsel araştırma. O halde biz mühendislik dallarında bu anayasa gereği bunları vermemiz gerekir. Çağdaş eğitim öğretim nasıl olur? Çağdaş akademisyen grubu olacak. Çağdaş plan, öğretim planı ve konulan derslerin içerikleriyle olacak. Bu plan işte belli kredi saat, belli sayıda ders içerecek. Bizde 135 yerel kredi içerir ortalama. Bunun %45'ini mesleki dersler, %30'u temel dersler. İşte bunların içinde fizik, kimya, matematik, bilgisayar, yabancı dilleri de katıyorum. Ayrıca %25'lik bir paket seçmeli ders grubu. Bu alanın dersi olabilir, yakın alandan olabilir, hatta sanat, kültür vesaire alanından da olur. Böyle bir mükemmel. Bu tabii ki eğitim öğretimin teorik planlaması, pratik yönü de birçok laboratuvarlarınız olması lazım. Bizde bu laboratuvarlar kurulmuştur. Şimdi saysam 15 çeşit laboratuvar mevcut. Öğrenci teorik derslere paralel laboratuvarlı, uygulamalı dersler yapar. Bunlar da yetmez. Bunlar da yetmez. Bir de dışarıya çıkacağız. Şimdi öğrencileri sektörle buluşturmak gerekir. Geçtiğimiz yarı yıl ben fakültemde
14 hafta boyunca her hafta en az bir ya bir öğretim üyesi bir üniversiteden ya araştırma kurumundan bir araştırmacı ya da sektörden üst düzey yönetici geldiler, konferans, seminer verdiler. Öğrencilerim soru sordu, stajla ilgili sordu, iş imkanları sordu. Hatta bir CV nasıl hazırlanır, bir mülakat nasıl yapılır bunları da aktardılar öğrencilerime. Kulüpler yoluyla biz bu tip faaliyetleri de yapıyoruz. Fakültemizin 3 kulübü var. Ayrıca teknik gezi fiilen ben yapıyorum. Melen Barajı'nın inşaatına ben inşaat bölümü öğrencilerini götürdüm. Ayrıca bölümler de uygun üretim merkezlerine, araştırma merkezlerine gruplar halinde öğrencilerimizi götürüyoruz. Bir de uluslararası öğrenci kongrelerimiz var. Burada yabancı öğrencilerle öğrencilerimiz buluşuyor. Hazırladıkları projelerini orada sunuyorlar, İngilizce olarak sunuyorlar, etkileşim içinde oluyorlar. Bu da çok güzel bir faaliyet, 5 yıldır üniversitemizde yapılmakta. Bunun dışında özel tanıdığım Amerika'dan arkadaşlarım geldiklerinde onlara konferans vermesini sağlıyorum. Bu şekilde ne kadar zengin, dolu dolu esasında bakıyoruz. Hani bir bilim insanı olarak en üretken, en verimli döneminizdesiniz. Ve bu tecrübeyi de öğrencilere, o genç nesillere aktarıyorsunuz. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra artık şunu sormak çok anlamlı değildir. Sektör, işveren, üniversitenin diplomasını nasıl karşılıyor? Yoksa hani şu saydığımız 5-6 tane programdan hangisi en geçerlidir? Sen bunları iyi yaptıysan, bunlar sana layıkıyla verildiyse zaten sormanın bir anlamı yok değil mi? Evet hocam. Evet. Ne dersiniz? Evet. Fakat ben şöyle bir eksiklikler de düşünüyorum. Bunu izninizle söyleyeceğim. Yani bizim sistemimizde yetenek ve beceriyi keşfeden, sonra da geliştiren bir sistem yaratmak, kurmak zorundayız. Size gelene kadar. Evet, çünkü şöyle şahit oluyoruz. İşte çocuğum niye derslerin iyi değil, işte başarısız oluyorum. Ben burayı zaten istemedim. Annem, babam beni zorla. Böyle olmasın. Ben yarın son olacak özellikle tercih yapacak gençlere lütfen yetenek ve becerinize uygun program tercih ediniz. Seçmiş olsun olanlara da bol şanslar dilemek istiyorum. Ne güzel. Ama bir de bir gerçek var. Tamam, yetenek, ilgi, alaka güzel ama bir de ortada bir hani karnımızın doyması lazım. Evet. Sevgi bir yere kadar ama bir de gerçekle karşılaşacağız. Şimdi şu dallara baktığımız zaman mesela sizde de öyle. Temel bilimler çok önemli diyoruz ama devlet üniversitelerinde kontenjanlar dolmuyor ve kapatılıyor. Vakıf üniversitelerine bakıyorsun cümlesine fizik bölümü çok az veya yok. Veya matematik kaldırıldı veya bir şeyle birleştirildi. Şimdi öbür tarafta da piyasanın, sektörün ihtiyacı olan bölümler açılıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi evet. Çocuklar da ister istemez böyle düşünmeye başlıyorlar. Evet. Çünkü şartlar böyle gerektiriyor. Bir de bu var. Ama biraz daha gerçekçi olarak ülkenin ve gençliğin daha iyi yetişmesi, iyi bir rekabet içinde olması için de doğrular neyse onları da bir nesil fedakarlık yapacaksa yapması gerekir. Peki yabancı dil konusunda ne söylüyorsunuz? Yabancı bizim hazırlık bölümümüz yıllar. Yani 20. yılı kutluyoruz. 20 yıldan beri gerçekten çok iyi kadrosuyla bir uluslararası belgesi de olan bir hazırlık programımız var. İyi yetiştiriliyorlar. Yalnız işte derslerde bir konuşma pratikleri zayıf. Derslerde ikili diyaloglara giremiyorlar hocalarla. Soru soramıyorlar. İşte hocalarımızın bunu daha çok teşvik etmesi. Öğrenciler yabancı dil hazırlık senesini bir kayıp senesi olarak değerlendiriyor. Bu ne kadar yanlış, yok, öyle değil mi? Yani geleceğin, eğer robot dünyasına gidiyorsak, geleceğine gidiyorsak kesinlikle programlama ya da kodlama
yanında çok iyi İngilizce bilmek her kişinin zorunludur, çok önemlidir, vazgeçilmez. Peki bunları çok güzel anlattınız, hani üniversitenin olanaklarından söz ettiniz ama iyi bir mühendis olmak için neye dikkat etmek lazım? İyi bir mühendis olmak için bir kere fizik, kimya yani doğa bilimlerini yani çevreye soru soran, gördüğünü iyi algılayan, neden, niçin bunlara soru sorup sonra bilgisini arttırıp bilgiyle tekrar bunları çözümlemeye çalışan, bu arada matematiği çok iyi kavrayıp iyi bir alet olarak problemlerini çözmede kullanabilecek bir bir de dil, tabii ki literatürü takip edebilmek için dil de, yabancı dil de çok önemli. Bunlar ilk iki yılda verildikten sonra inanın üzerine mesleki dersler çok rahat kurulur. İyi yerlerde staj yapmalarını öneririm. Bizde iki tane staj var. Artı son sınıftaki projeyi çok ciddiye bir, çok iyi bir proje yaparak staj yerine staj da kapısını açabilir. Projesini yaptığında da o projeyle bir iş yerinde kendisine yer bulabilir. Onlara dikkat etmeli. Tesadüf sohbet ediyorduk programdan önce değerli hocamla. Kız kardeşim okuduğu yıllarda değerli hocamın öğrencisiymiş Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Şimdi soru şu. Siz uzun yıllar Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesiydiniz. Şimdi Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin dekanısınız. Hala şöyle bir zihniyet var. İşte mühendisliğin bir dalını, programını okuyacaksan teknik üniversitede, işte X teknik üniversitesinde okuman iyi olur diye. Ne dersiniz bu konuda? Yani bu artık bağıl bir şey, izafi bir şey. Gerçekten ben şimdi... Bizde akademik kadroyu unuttum. 45-48 kadar bir akademisyen. Teknik üniversiteden emekli hocam var. Orta Doğu'dan mezun hocam var. Hacettepe'den mezun hocam var. Yani Türkiye'nin birçok yerinden aynen mezun öyle hocalarımız var. Bunlar dersleri veriyor. Ondan sonra genç yan doçent arkadaşlarım Boğaziçi'nden doktorası yapmış. Yurt dışından. Orta Doğu'da mezun doktora, dediğiniz gibi yurt dışından gelmiş. Dolayısıyla artık orası burası yok. Artık bence ayrım olmamalı ve gençlere de bu farklılığı yaratmamalı. Onları da korkutmamalı ya da bir komplekse düşürmemeli. Ya da oraya indirgememeli. Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.